Selam arkadaşlar. Şimdi bugün bu yayında Polonya orta tankı. Ben yeni açtım bu tankı. Yeni bu ağaç üzerinde ilerliyorum. Polonya ağacı, Polonya orta tankı ağacı üzerinde ilerliyorum. Ağır tankları fena değildi. Özellikle 53 TP, 8, seviye 8 olan gayet hoşuma gitti benim. Onu tavsiye ederim. Tabii şimdi biz CS-44'ü inceleyeceğiz. CS-44 nasıl bir tanktır? Özellikleri nelerdir? Onlara bakacağız. Sonra da yaptığım bir maçı anlatacağım size. Orada daha çok harita okuma üzerine odaklandık. Daha çok nerede nereye gitmeli, hangi tankla nereye basılmalı onu göreceksiniz. Keyif alacağınız bir tank CS-44. Topu gayet iyi bir top. Nişan alması fena değil ki şu anda mürettebatım yok. Çünkü bir üst seviye 2 seviyedeki tank açtım. Mürettebat yok. O yüzden buradaki özellikler biraz daha düşük çıkacaktır. Neredeyse alfa özellikleri yani default özellikleriyle birlikte görüyorsunuz şu anda tankı. Topu 100 mm'lik bir top. Delmesi 168 mm. Normal mermi, altın mermi, sert başlıklı zırh delici mermi. 220 mm. Patlayıcı mermi de 53 mm. Hasarlar ortalama 300-400-410. Yani seviye 7 bir tanka göre, seviye 7 orta tanka göre gayet iyi bir alfa hasarı var topta. Nişan alması da gayet iyi. Tabii siz buna gerekli, ben nişan almayı mesela takmadım. Bazı arkadaşlar şunu çok soruyor bana, onu da bir başlık açayım, onu da söyleyeyim açıkçası. Şimdi burada iyileştirilmiş sertleştirme niye takıyorsun? Hani zaten orta tank sana vereceği 3 tane 300-500 candan amacın ne falan diye arkadaşlar. Onun amacı şu onunla alakalı bir video da yapacağım ben. Hızlı tank açma rehberi yapacağım. Şimdi ben eğer o iyileştirilmiş sertleşmeyi takmasam benim palet almam gerekecek. Palet için 9000 küsur deneyim istiyor. 9350 deneyim istiyor. Ben niye 9350 deneyim vereyim bakın. 9350 deneyim istiyor. Ben niye 9350 deneyim vereyim? Hani 9350 deneyim demek aşağı yukarı 9 maç demektir. Çarpı 2'siz, çarpı 5'siz. Değil mi? Hani 9 maç ya da ki iyi oynayacağınız 9 maçtır bu bakın. Az buz bir şey değildir. Her maçta da çok iyi deneyim kazanamayacaksınız. Belki 15-15 maç, 10-15 maç demektir. Ha, bu yüzden ne yapıyorum ben? İyileştirmiş sertleştirme takıyorum. Yük kapasitesini arttırıyor. Bu yük kapasitesini arttırdığı için de ben tareti, topu açıyorum. Palet takmadan çok rahat yoluma devam ediyorum. Bakın zaten görüyorsunuz CS-53'ü açmışım. Mürettebatı oraya aktarmışım. Ben diyorum ki bu tankta çok fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Motoruna ekstra bir şey vermemişim. Bakın telsizini şey yapmışım açık fakat satın bile almamışım. Çünkü sürekli oynayacağım bir tank değil. Benim bu tanktaki oynama amacım bir an önce bir üst seviyesi olan CS-53'e gelmek. Bunu da açıkladıktan sonra devam edeyim. Tankın dayanıklılığına geldiğimizde, bekasına geldiğimizde çok fazla bir şey beklemeyin açıkçası. Ama zırhının size zaman zaman sürpriz yapacağını söyleyeyim. Gövde zırhı 140 mm. Bayağı bir sektirebiliyorsunuz kendi seviyenizdeki tankları. Hafif de bir bombe var görüyorsunuz. Şimdi Tank GG'den de bakarız. Ben de bakmamıştım hiç Tank GG'den. Kule zırhı da 150 mm. Fena değil. Yani sürprizler yapabilirsiniz kendi seviyenizdeki maçlarda. Ama kendi seviyenizden yüksek maçlarda bunu çok fazla düşünmeyin. Çok fazla sektireceğim moduyla oynamayın. Canınızı yakarlar. Sizi bir güzel paket yapıp garınıza yollarlar. Gizlenmesi de çok yüksek değil. Çok fazla değil. Tabii ekstrema şey takıp bunu arttırabilirsiniz. Yani ne kadar artacaktır? Çok fazla artacağını sanmıyorum. Bakalım mesela şu bir tane şundan taksak. Takalım mı? Takamıyoruz. Niye takamıyoruz? Çünkü yok. Taktık galiba, evet taktık. Gördüğünüz gibi 109'a yükseliyor gizlenme. Tespit edebilirlik derecesi o da o kadar iyi değil. Fena değil. Ortanın biraz üstü diyebiliriz. Bu da idare eder. 378 metre görüş mesafesi var. Sinyal mesafesi 449. Ortanın azıcık üstü. Ama 7, seviye 7 maçlarda gayet başarılı bir seviye olduğunu söyleyebilirim orta tanklara göre. Kendini ateş ettiriyorum ben şu anda tankı. Gördüğünüz gibi hani şu bölgede gerçekten çok şanslısınız. Çok fazla sektiriyorsunuz. Ben maçlarda da tanık oldum buna. Epeydir oynuyorum. Size scape konusunda yani güvenilebilir bir tank ama dediğim gibi üst seviye tanklarda güvenmeyeceksiniz asla. Zaten arka zırhı neredeyse hiç yok. Artilerden de çok fazla yiyebilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu tankın
En önemli özelliği şurasının çok ciddi bir şekilde zırhlı olması kendi seviyesine göre. Buradan sektirebileceğiniz tanklar olacaktır. Taretine geldiğimizde taret de aynı şekilde ama dediğim gibi çok hani ben sektireceğim ya benim zırhım var falan diye oynanacak bir tank değil. Daha çok pozisyon almayı bileceksiniz. Nerede nereye basmanız gerektiğini bileceğiniz ve ona göre oyununuzu kurgulayacağınız bir maç ama bana çok sürpriz yaptı. Zaman zaman size sürpriz yapabiliyor arkadaşlar. Evet şimdi isterseniz bu maça geçelim ve o maçta neler yapmışız CS44'ümüzde bir bakalım. Seviye 7 tankımız CS44 Polonya tankıyla oynuyoruz burada. Gördüğünüz gibi şimdi ilk olarak ben şuradan tepeye çıkacağım. Ve gelecek bana gelecek bana verecek spotlara bakacağım. Çünkü bir hafif tankımız oraya geçiyor ve hemen de spotladı orada bir tankı. Ben de ateşimi yaptım. 3.32 vurdum KV-1S'e. KV-1S tekrar nişanında fakat kaçtı çok hızlı. Fakat ardından geçen Tiger 1'e vurdum. Bakın çok çabuk spotu aldık ve onları değerlendirdik. Pozisyonumuz çok iyi. Pozisyonumuzu koruyoruz. Oradan ağırlar geçmeye devam ediyor. AS tankını görürüm. Loadumuz yetiyor ona da vuruyoruz. 250. Ardından bir tank daha görüyorum. Orada KV-1S. Başka bir KV-1S sanırım. Ona vuruyorum. Onu da yakıyorum. 315 hasar. Giderek yükseliyor. 282 yanma hasarı. Son atışımı da yapıyorum. Onu garaja yolluyorum. Bakın daha 13 dakika 30 saniye var maçın bitimine. Yani 1,5 dakika geçti. Ve biz şu anda seviye 7 orta tankımız olan Polonya tankıyla 1500 hasardayız. CS44. Devam ediyoruz. Şimdi bu tankın en önemli özelliklerinden biri hasarı çok iyi bence. Bir orta tanka göre, bir seviye 7 tanka göre hasarı çok çok iyi. İlk atış hasarı çok çok iyi. Şimdi bu pozisyonda biraz durduktan sonra daha fazla tank çıkmayacağını düşünüyorum. Çünkü burada harita okuyoruz arkadaşlar. Harita okumayı mutlaka yapın oyunda. Hemen sağdaki haritayı bazı arkadaşlar da görürüm ben mesela. O haritayı bu kadar falan kullanıyor. Hani daha fazla alan görebilmek için. Ama mümkün olduğu kadar büyütün haritayı ki haritayı daha rahat görün ve gördüğünüz şeyi daha iyi yorumlayın. Oradaki T43'e çok iyi iş yaptın. Pozisyonunu değiştir diyorum. Artık ona kalmış pozisyonu değiştirip değiştirmek. Çünkü oradan daha fazla tankın geleceğini düşünmüyorum. Belki birkaç tank destroyer yatıyordur orada ama onları da kabarmaya gerek yok deyip ağırlara yardım etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Burada T29'umuz var. Rakip tankı görüyorum. 45 TP ona vuruyorum. Geri çekiliyorum. Çünkü bunlar beni çok rahat delecek tanklar. Bu arada hemen solumda Tiger 1'i görüyorum. Alman panzeri bana nişan alacak eminim aldı ve attı. İlk hasarımızı yiyoruz. Ardından ileri çıkarak tekrar 45 TP'yi garaja yolluyorum. Şimdi şu anda 2141 hasardayız. Çok iyi gidiyor. Mükemmel gidiyor. Haritanın alt tarafına baktığımda alt taraf çok fazla pasifiz ama zaten daha çok tanklar bu tarafta. Burada AS'e nişan almak istiyorum. AS kendini çok iyi koruyor. Orada tek kaldı. Side scrap yapıyor. Bu aradan bir atış yiyorum arkadan bu arada. T150'den. Hemen pozisyonumu değiştiriyorum. Kıçım açıkta kalmış. Tot dişim açıkta kalmış. Biliyorsunuz tot diş açıkta kalma biridir. Ona mutlaka vuruyor. Şimdi AS bana bakmaya çalışıyor. Ben ona bakmaya çalışıyorum. Korkuyorum açıkçası burada. Atışımı yapıyorum, sektiriyorum. Fakat yardıma gelen KV-2 onu garaja yolluyor. 8'e 5. Oyun çok hızlı gidiyor. Pardon. Oyun çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Bakın yine burada harita okuyorum. Hemen haritaya bakıyorum. Kaç tankı öldürmüşüz? 10 tank. 10 tankı garaja yollamışız. Haritaya bakıyorum. Bu bölgede daha fazla tank olmadığını düşünüyorum. İlerliyorum ki takım arkadaşlarım da çok atak oynayan, çok baskılı oynayan arkadaşlar. Onlar da bana yardıma geliyor. İleriye doğru basıyorum. Burada iki ağır olduğunu düşünüyorum. Bir tane ağır görüyorum. Tiger 1. Şimdi burada Tiger 1'e bekleyeceğim. Bakın eminim o oradan çıkacak. O benim farkında değil. Benim orada olduğum farkında değil. Arkasına paletine doğru atıyorum. Belki palet alırım diye alamadım. Sadece 307 hasarda hasar verdim ki gayet iyi bir hasar. 307 hasar dediğim gibi seviye 7 bir tank. Seviye 7 orta bir tank. Polonya tankı. Gayet iyi bir tank. Zaman zaman ön zırhından da sektirebilirsiniz. Taretinden sektirebilirsiniz. Onu da anlatmıştık zaten. Şimdi tekrar arkadan dolaşıyorum. Tiger'ı ateş edeceğim. Su önümü kesiyor. Ve Tiger'ı o garaja yolluyor. Burada hemen yine gaza basıyorum. Çünkü orada bir başka tank, bir başka ağır tank var. Ona doğru hareketleniyorum arkadaşlar. Diğer takım arkadaşım bana destek veriyor. KV-2 arkaya geliyorum. Paletini ateş ediyorum. Bakın paletini ateş etmek burada çok önemli. Niye?
Zaten çok rahat ateş edebilme pozisyonum var. Arkası bana dönük, tarifi bana dönük değil. Çok rahat sakin sakin nişanımı alıyorum ve ateş ediyorum. Pardon, ileri aldım yanlışlıkla. Biraz geri alalım. Çok çok özür dilerim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi paletine ateş ediyorum. Tekrar ateş ediyorum. 444 palet hasarıyla birlikte toplamda 2837 hasar ve 569 yardım, destek hasarımız var. Şimdi burada sağda bir VZ var. Onu görmedim ben açıkçası ilk başta. Ona nişan alıyorum. O bana ateş etti. Sektirdi. Ben de ondan sektirdim. Takım arkadaşım T43, o spotu veren arkadaş cengaver gibi. Bakın o da çok önemli. Orada durmamış. Geliyor. O ona ateş ediyor. Ben tekrar nişan alıyorum. VZ'ye güzel birine palet hasarıyla birlikte normal hasar veriyorum. Ve onu da garaja yolluyoruz arkadaşlar. Seviye 7 bir maçtayız. Seviye 7 bir tankımız. Bologna orta tankımız var. 3111 hasar, 682 spot hasarı. Şimdi bu tankın seri bir tank olduğunu gösterdim. Şimdi tankı tavsiye ediyorum. Gayet iyi bir tank. İyi sonuç alırsınız savaşlarda. Ve oynaması da keyifli bir tank. Hani alfa hasarınız yüksek olduğu için gayet keyifli maçlar çıkarabilirsiniz. Seviye 8'ini de test edeceğiz arkadaşlar. Seviye 8'ini de anlatacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara siz de kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz ve unutmayın, hangi tankı incelemeyi istiyorsanız, hangi tankla aklınızda soru işareti varsa bunları yorumda belirtin. İyi akşamlar arkadaşlar. Selam. Şimdi bu ekstra build. Bunu niye yaptım? Bu videoyu tekrardan niye çektim diye sorarsanız şundan dolayı çektim arkadaşlar. Biz CS44'de anlattık. CS44'te maçımızı izledik. Bunu değerlendirdik. Bunun hakkında konuştuk. Ardından da dedim ki CS44'ün bazı özellikleri seviye 7'ye göre çok çok iyi. Fakat diğer tankları göstermeden bunları söylemek yanlış olduğunu düşündüm. O yüzden seviye 7 orta tanklardan tüm ülkelerden birer tane olacak şekilde aldım. Yalnızca Almanlarda 2 tane orta tank vardı seviye 7'de. Almanlardan 2 tane aldım. Ve bu aldığım tankları karşılaştırma listesine ekledim. Ondan sonra da tüm üretim özelliklerini kaldırdım. Tüm parçalarının en üst ve güçlü olanlarını tanka taktım. Ve tüm donanım ve sarf malzemelerini kaldırdım. Neden? Çünkü tanklar eşit şartlarda değerlendirilsin diye. Peki donanım ve sarf malzemelerini niye kaldırdım? Belki siz farklı bir şey takarsınız. Ben teleskopik dürbün takmışımdır. Sen kamuflaj takarsın. Sen iyileştirilmiş sertleştirme takarsın vesaire vesaire. Bu yüzden de tüm tankları yapılandırarak kendilerinin ilk versiyon saf, temiz, en güçlü hallerini bıraktım. Ondan sonra şimdi karşılaştırmamıza gelelim arkadaşlar. Burada CS44 üzerine yoğunlaşacağız. Hemen atış gücünde CS44'ün 174 puan ortalama aldığını görüyoruz. Çok üstün değil. 174 puanla yine dayanıklılıkta onu görüyoruz. Diğer tank ortalamalarına göre biraz daha yüksek dayanıklılıkta. Burada T34, T1 liderliği almış. Yine ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Ondan sonra Alman tankları geliyor arkadaşlar. Çok çok pardon, yanlış tuşa bastım. Tekrar aynı yere geliyoruz ve tekrar ben bunları kapatayım. Detaylarına sonradan bakacağız. Öncelikle basic bir şekilde üstünden geçelim. Hareket kabiliyeti 628 puan alıyor tankımız. CS44 tankımız ya da CS44 tankımız. Hareket kabiliyetinde 628 ve diğer tanklara baktığımızda yine ikinci 670 var. Yani gayet iyi. Hareket kabiliyeti de ortalamanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Genelde 400, 500, 500, 561, 563 gibi puanlar almış diğer tanklar. Gizlenmeye geldiğimizde dediğim gibi çok fazla bir şey beklemememiz gereken bir şey. Ona rağmen 256 puan alıyoruz. Tabii burada bazı tankların çok daha yüksek ve düşük puanlar aldığını görebiliyorsunuz. Arkadaşlar, tespit edebilme özelliğine geldiğimizde 526 puan aldığını görüyoruz. Yine orta tanklar arasında ortalamayı yakalamış bir tank gerçekten. Tam ortada bir tank. Şimdi bunları detaylandıralım. Nereden başlayalım? Ateş gücünden başlayalım. Ateş gücünün detayını açtığımızda ateş gücünde 300 alfa hasarı, ortalama hasarın 300 olduğunu görüyoruz. Tabi bu açıkçası seviye 7 bir orta tanka göre çok çok iyi bir hasar diyelim. 300 hasar dediğiniz zaman karşıda 1100 can puanı olan bir tank olduğunu düşünelim ya da 1000 can puanı olan bir tank olduğunu düşünelim. Hani onun canının aşağı yukarı 4'te 1 ya da 5'te 1'i gibi bir
rakama tekabül ediyor. Bu da sizin için çok çok iyi bir değer arkadaşlar. Onun dışında Leon'un çok yüksek bir hasarı var ki o da ikisi birlikte zirveyi paylaşıyor bu konuda. Ortalama hasar ve alfa hasarı konusunda. Ki Leo da çok iyi bir tanktır. Onu da tavsiye ederim. Yine yanlış bir şey ama çok çok özür dilerim arkadaşlar. Ki Leo da iyi bir tanktır. Onu da tavsiye ederim. Dayanıklılık bölümüne geldiğimizde şimdi burada dayanıklılık bölümünde gerçekten çok başarılı bir tank olduğunu görüyoruz. Burada Quasar'ın ön tarafı 140 mm. Bakın 140 mm'ye yaklaşmış. Başka tank var mı? Gövde zırhı olarak bakıyorum. Şuna da bakalım. Evet, yok. Yani gövde zırhı olarak diğer tanklara göre çok üstün. Hani bir tek KV-13'ün 120 mm ardından CS-44 geliyor. Aradaki farklar devasa. Yani 45-75 mm'ye giriyoruz. Yani tam iki katı neredeyse. Ardından yine kule zırhına geliyoruz arkadaşlar. Kule zırhı olarak 150 mm'ye görüyoruz. Diğer tanklara bakıyoruz. 70-90-75 170 mm ki T-34-1 o da efsane bir tanktır arkadaşlar. Yine 120 mm, 120 mm, 120 mm. Dolayısıyla şunu diyebiliriz. Gövde zırhı ve kule zırhı olarak oyundaki seviye 7'deki en iyi tanklardan biri diyebiliriz. Yani T-34-1'den sonra en iyi. Bakın T-34-1 evet kulesi çok fazla ama gövdesi çok zayıf. Bu tankın hem gövdesi hem kulesi zırhlı. Bu sizin çok büyük avantajınız. Ama tekrar söylüyorum hani seviye 8 bir tank destürüne de gövdem ya da kulem zırhlı diye çıkmayın. İçinizden geçer. Ya da seviye 8 herhangi bir tank ağır tanklarda hatta seviye 8 orta tanklarda sizi çok rahat delecektir. Tabii biraz açı vesaire bunlar da RNG de önemli. Ardından şunu söyleyeyim. Şimdi can puanlarına geliyoruz. Onları da söylemek gerek. 1120, 1100 can puanı olarak da standart bir can puanına sahip. Burada Panther'deki can puanı ve Alman tanklarındaki can puanının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ama çok kötü bir can puanı yok. Ortalama diyebileceğimiz bir can puanı var. Çok geride kalmamış. Şimdi şunu da söyleyeyim. Şu 174 işte dayanıklılık 174. Ateş gücü 174. Hareket kabiliyeti 628. Bu 174 nasıl hesaplanıyor? Bunların üçünün ortalaması alınarak hesaplanıyor arkadaşlar. Şunların tamamının ortalaması alınarak hesaplanıyor. Tabii içinde de böyle detayını yine Wargaming firması, World of Tanks firması ne derseniz deyin. Artık her ikisinde kullanan var. Bize detayını belirtiyor. Hareket kabiliyetine geldiğimizde 628 puan oluyor hareket kabiliyeti. Yani az çok hareketli mobilitesi olan bir tank olduğunu görüyoruz. Cüssesine rağmen kendi çok ufak bir tank değil. Evet çok iri bir tank da değil. Çiri bir tank değil ama birazcık iri iri bir tank. Gizlenmeye geldiğimizde çok fazla bir şey beklememeniz gerektiğini onun için de zaten söylemiştim. İlk incelemede bu ekstra bir edit. Burada çok fazla değerler yüksek değil gördüğünüz gibi. Yani yatarak iş yaparım. Yani duruma göre yapabilirsiniz ama hareket kabiliyeti. Sabitken mesela 14 puan almış. Yani çok kötü değil ama çok iyi de değil. Hani böyle oyununuzu bence yatma üzerine kurmayın derim. Tespit edilebilirlik. Burada da 526 puan aldığını görüyoruz. Birinci tankın T20 olduğunu ve onun 574 puan aldığını görüyoruz. Diğer tanklara bakalım. 318, 526, 526, 526, 526, 526, 526, 526, 550. Yani burada da ortalamayı tam anlamıyla tutturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla özet olarak konuşacak olursak şunu söyleyebiliriz. CS-44 seviye 7 tanklarda kule ve ön gövde zırhı olarak en güçlü zırhlara sahip tank. Rus T-34'e göre artısı gövde zırhınız da çok iyi. Yani Rus T-34 ile oynadığınızda sadece cooldown yapmanız gerekiyor. Cooldown'a güveneceksiniz. Fakat bunda bazı durumlarda 140 mm'lik gövde zırhınız ve bu gövdenin bombeli yuvarlakımsı bir şey olduğundan dolayı bir cisim olduğundan ya da o tarz bir gövde zırhı olduğundan dolayı o yuvarlıktan dolayı da çok fazla sekteceksiniz. Bunu göreceksiniz.
atış gücüne geldiğimizde şunu söyleyebiliriz. Oyundaki seviyeli tanklardaki en fazla alfa hasarına sahip tanktır diyebiliriz. Peki alfa hasarı bana ne gibi avantaj verir derseniz, caydırıcılık açısından çok önemlidir. FV diye bir tank var biliyorsunuz. İşte 1700-1400 vuruyor. Kimse ona çıkmıyor. Niye? Çünkü o hasarı almak kimse istemiyor. Da Jack Tiger'ı, Jageru, Jack Panzer'ı 100'ü örnek alalım. O da niye? Hem penetrasyonu çok yüksek bir tank Jack Panzer. Hani sizi delme ihtimali çok 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 yüksek bir tank ve hasarı da 1000-1100 civarında veriyor. Yine kimse öyle bir hasar almak istemediği için caydırıcılık açısından çok faydalı. Yine penetrasyon da çok yüksek bir tank. 168 iyi bir penetrasyon. 198'ler, 145'ler var, 155'ler var. Burada da ortalamayı aştığını görüyoruz. Yani şunu söyleyebilirim. Nispeten kendi seviyesine göre şey olarak, zırh olarak, gövde ve kule zırhı olarak iyi bir tank. Çok çok iyi bir tank. Atış gücünde alfa hasar olarak iyi bir tank. Fakat nişan alması, dağılımı falan çok çok iyi bir tank değil. Hareket kabiliyeti orta. Ortanın biraz üstü diyebiliriz. İşte gizlenme kötü diyebiliriz. Tespit edebilirlik de yine orta diyebiliriz arkadaşlar. Uzun bir video oldu bu ikinci şey ama hani açıkçası bu detayı vermek istedim. Hani neye göre bu adam zırhı var diyor. İki kere sektirdi. Üçüncüye sektirmeyebilirdi. RNG olabilir vesaire vesaire diyebilirsiniz. Bu şekilde detayı verdim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Tekrar söylüyorum. Yorumlarda incelememi istediğiniz tankı yazın. Ya da replayiniz varsa bunu atın. Bunu detaylı bir şekilde inceleyelim arkadaşlar. Mailde bırakacağım zaten.